Herkese merhaba arkadaşlar. Otomobil Mece kanalıma hoş geldiniz. Beklenen an geldi. Evet, Kia Stonic karşımızda. Mart 2023 yılında almış olduğumuz aracı test edeceğiz. Test edeceğiz derken 1500 km testinin sonuçlarını size anlatacağım. Eğer vakit olursa sürüş izlenimlerinden de size bahsederim. Evet, hemen arabanın dış incelemesine geçelim. Çelik jantlarımız, ondan sonra film kaplamalarımız sıfırken yapıldı. Yine arabada seramik kaplama var. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde sis farlarımız, park asist sistemi, yeni Kia logomuz tabii ki vazgeçilmezlerimizden biri. Bir de arka tarafına bakalım aracın. Şöyle yan gövde, alt tarafta gördüğünüz gibi plastik bagetler var. Şöyle hızlıca gösteriyorum. Kısa bir video olması açısından arka tarafta da Stonic yazımız, stylish ve ikonik hesabı şu şekilde uzaktan kumanda, kapatma, açma, buradan da açılıyor. Evet, bu şekilde. Bagajımıza bakalım hemen. Şöyle tavan kısmı, yüksekliği 1.52. Gördüğünüz gibi arabanın çatıda çıtaları da var bu şekilde. Üstüne bir şeyler koyabiliyorsunuz. Port bagaj almanıza gerek yok. Bizi 370 litreye yakın bir bagaj karşılıyor. 4 kişilik bir aile için yeterince yeterli. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İstepne yok bu arabalarda, onu size söyleyeyim. Onun yerine lastik şişirici var. Ve orijinalinden çekme. Arabanız bozulduğu zaman alt takımını mahvettirmeyin. Bu çekme çubuğunu mutlaka taktırıp çekiciye öyle çektirin arabanızı. Bu da benden size tavsiye. Yangın söndürücümüz de burada. Evet, bu şekilde diğer etapa geçiyoruz. Diğer etapımız da bu. Gerçek egzoz. Krom kaplamalı gerçek egzoz arkadaşlar. Çok beğendim. Çok güzel bir detay. Arka park asistimiz. Arka görüş kameramız da var. Sis farımız. Arka stop grubumuz. Çelik jantlarımız, 185-65R15-88H, 1.0 direkt enjeksiyon turbo beslemeli benzinli bir otomobille karşı karşıyayız. 100 beygir üretiyor ve 220 Nm torka sahip. Açtık. Kaputumuzu da açtık. Hemen geçelim. Hoppa. Çubuklu tabii ki. Yani B segmenti SUV, Renault Clio'dan daha ucuz bir arabadan amortisörlü bagaj beklenilmez. Öyle değil mi? Smart Stream Turbo G, Smart Stream G Turbo 3 silindir. Eksantrik zincirli, gördüğünüz gibi zincir. Burada kayış kısmı yok. Bu tarafta da öyle bir şey yok. Eksantremiz zincirli. 100 beygir, 220 Nm. Pek anlatılacak bir şey yok. Her şey yerli yerinde. Bu tür arabalara sakın ve sakın, yani yazıktır, günahtır, LPG taktırmayın. Araba zaten az yakıyor. 100 km'de 5,5 litre yakar en az. Yerden yüksekliği 1.52. Normal binek otomobillere göre 10 santim daha yüksek. Ve o yüzden de elverişli. Türk yollarına elverişli ve de yüksek bir SUV kadar da fazla yakmıyor. 90 km sabit hızla giderseniz 5,5 litrelere kadar düşürebilirsiniz. Hatta 5 litreye bile düşürebilirsiniz. Daha sonra tabii ki yokuşlu yollarda, yüksek dağlık yerlerde, virajlı yollarda 7 litreye kadar çıkar. Biraz daha basarsanız 7,5 litreye çıkar. 90'la 100'de yokuşlarınızı sararsınız arkadaşlar. İç mekan şu şekilde. İç mekana daha detaylı bir şekilde geleceğim. Hemen arabanın motorunu çalıştıralım. Hoppa. Evet, biraz sesli çalışan bir motora sahibiz. Burada işte multimedya sistemi, 4 cam otomatik, şuralar piano black, havalandırmalarımız piano black. Klimamız burada, otomatik klimamız var. Ya manuel klimamız var, pardon. Şöyle kapattık. Evet, klimamız gayet güzel soğutuyor.
Bir de şimdi motor kompartımanına bakalım. Bakın 1100 devirdeyiz, 1200 devirdeyiz. Motor ısınınca 0800'e geri geliyor hemen. Motorumuz sesli ve titreşimli çalışan bir motor. 3 silindir. Evet, yavaş yavaş rölantiye geliyor. 3 silindirli bir motor olmasından dolayı biraz sesli çalışıyor. Bir de eksantrik kayışlı olmadığı için, zincirli olduğu için o yüzden dolayı da biraz sesli çalışıyor. Burada tek kayışımız, alternatör kayışımız. Bu şekilde diyoruz. Şimdi hemen iç mekana detaylı bir şekilde bakalım. Evet, burada kapı cebimiz var. Fazla derin olmayan. Buraya termos koyabiliyoruz. 1,5 litrelik şişeyi, 1 litrelik şişeyi alabiliyoruz. 4 cam otomatik, arka cam kitleme sistemi, elektrikli yan dikiz aynalar. Bu çözücülü. Bu şekilde de değişik değişik kumanda kısımlarımız var. Burada set bölümü, burada kaymasını önleyen sistem vesaire vesaire. Burada çift kavramalı DSG şanzımanımız var. Yani DSG'ye tekabül eden Kia'nın kullanmış olduğu. Şurada drive mod. Burada park asisti, devre dışı bırakma. Drive mod. Drive mod'a şöyle bastığımız zaman şak, normal, sport, eco. Ben eco'da kullanıyorum. Eco'da tak 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 düşük devirlerde vitesler atıveriyor. Vites geçişleri gayet güzel. Bunun yanı sıra da burada işte multimedya sisteminin kumandası var. Şurada bir sürü tuşlar var. Bunları yani işte hız sabitleyicisi vesaire vesaire bunlar var. Burada da telefon modu var. Bluetooth'la telefona bağlanıp bütün işlemleri buradan halledebiliyoruz. Şık bir direksiyonumuz var. Ele güzel oturuyor. Araba hızlandıkça direksiyon ağırlaşıyor. Kia logomuz, spor bir direksiyonumuz var. Multimedya, Android sistem vesaire vesaire. Burada da pedallarımız mevcut. Ortada büyük fren pedalı, onun yanında da gaz pedalı. Bu şekilde. Bizi çok sade bir şey karşılıyor burada. Yine otomatik ön cam, şişe koyma yeri. Şurada bir göz, USB port, 12 volt, çakmaklık, boş göz. Burada da boş göz. Şurada da bardaklık. Burada da derin olan bir kolçak altı yerleştirme şeyimiz var, kabımız. Burada da güneş gözlüğü. Şu şekilde aydınlatma sistemi. Bu şekilde aydınlatma sistemi mevcut her iki tarafta da. Arka mekanda da sadelik kendini koruyor. Bu şekilde. Boyum 1.75. Burada 10 santim boşluk var. Gayet 4 kişi için rahat. 5 kişi için ortada oturan rahat edemiyor. Görüntümüz de bu şekilde. Kapımızı açtığımızda hemen arabanın grafik şekli çıkıyor. Kapı açık, kapı kapalı. Diğer kapılar da açık ve kapalı konumda olduğunda açık kalırsa kırmızı olarak beliriyor. Yani şu şekilde. Evet, kapımız güzel kapanmadı. Tekrar açıyoruz. Güzel kapandığından emin olmak için kapalı olduğunu görüyoruz. Güzel özellikler. Sonuç olarak sade olması gerektiği şeylerin olduğu yerde kullanımı kolay bir otomobille karşı karşıyayız. Ege bölgesinin sahil kıyılarından Kaş'a kadar uzanan 1500 kilometrelik yolculuğumuzda artı olarak görmüş olduğum unsurlar bu otomobil için yakıt ekonomisi, motorun gücü, turbo sayesinde atik oluşu, yokuşları güzel sarışı. Virajlarda hızlı girdiğinizde eksi yönlerden biri araba kendini salabiliyor. Her ne kadar elektronik desteği olsa bile buna dikkat etmelisiniz. Ve bir de yolda giderken tekerlek sesi birçok Kore malı otomobilde ve Japon marka otomobillerde olduğu gibi. Bunlar da eksi yönde izlenimlerim. Artı yönde izlenimlerimden biri de ekonomik oluşu, sıfır fiyatının uygun oluşu. Bir Dacia Sandero veya bir Fiat Egea fiyatlarında
alabileceğiniz bir otomobil ve SUV olmasına rağmen yerden çok yüksek olmayışı 1 metre 52 santim. Bu da artı yönlerden biri. 5 yıllık Kia garantisi, bu da artı yönlerden biri. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Ciao.